Kanal İstanbul haritaları değiştirmeden önce köylülerin hayatını değiştirdi. Güzergahının kıyısında kalan köylerde şu günlerde heyecan var. Arazisini satan mutlu, satacak arazisi olmayanlarsa biz şehirde ne yaparız diye kara kara düşünüyor. Şehirleşecek. Fiyatlar falan gayet yükseldi. Ne sattık zengin olduk ne de satacağımız var. Düşün ki bir boğaz kenarında oturuyorsun. Neyle geçineceğiz? Kötü mü senin için? Çocuklar neyle geçinecekler onu bilemiyoruz. Ne yapacaklar? Kanal İstanbul güzergahı köylerinin yanından geçti. Dursunköy ve Baklalı'da arsa fiyatları roket gibi fırladı. Arazisi olana piyango vurdu. Kimi sevindi, kimi kara kara rezidans hayatına nasıl uyum sağlayacağını düşünmeye başladı. Apartmanda yaşamak istiyor musun sen? Tabii istesem olur mu? Ben İstanbul'u bilmem. Çoğu iz burada İstanbul'u. Gittiği zaman dönüşte az olur. Babamı satmış yerde. Yerimiz yok yani. Kanal İstanbul projesi 45 kilometre boyunca Küçükçekmece'den Karaburun'a kadar devam ediyor ve Dursunköy'de bu projenin kıyısında yer alıyor. İşte buradaki 10 kilometre boyunca vadi kanalın kıyısından geçiyor. Dursunköy'ün nüfusu 450 kişi. Köylülerin çoğu şimdiden arazilerinin büyük bir kısmını sattı bile. Arazisi olanlar sevinçli, fiyatlar yükseldi. Köylünün elinde çok yer kaldığını zannetmiyorum. Genel olarak yatırımcının eline geçti yerler. Tabii elinde arazisi olmayan da var. Onlar da inşallah yerinden yurdundan olmaz. Dursunköy ve Baklalı'da hala az sayıda da olsa hayvancılıkla uğraşanlar var. Şehirleşmeden sonra onlar da hayvanlarını ne yapacaklarını bilmiyorlar. Herhalde hayvancılık zor yaptıracaklar bize. Bizim açımızdan güzel oldu. Heyecanla bekliyoruz biz. Çiftçilik yapamazsak, hayvancılık yapamazsak neyle geçinecek bu halk? Biz memnun değiliz yani. Kanal İstanbul gibi bize gerek yok. Yabancı olacak yani. Eskisi gibi huzurumuz olmayacak. Köyünün şehir olması fikri hoşuna gidiyor mu? Ya hoşuma gitmiyor da hani öyle olması gerekiyorsa öyle olsun yani. Bir asır geçmesi lazımdır. O yeni nesil gelene kadar belki onlara bir faydası olabilir. Projeyle bölgede tarlalar imara açılacak. Yeni yaşam alanları oluşturulacak. Bakanımız açıkladı ki Dursunköy ile Baklalı köyünün kurtarılacağını söyledi. Doğuya doğru kaydıracağız dedi. Ve iki köyün kurtulması bizi çok sevindirdi. Zengin olan en önce arabayı değiştirir sonra kadınını değiştirirmiş. Ama biz öyle göz açıklardan değiliz. Biz alışmışız köy hayatına. Köylüler çiftçilik ve hayvancılık yapmakta direnseler de Kanal İstanbul'la bölgenin yapısı tamamen değişecek. Değişim onları korkutsa da şimdilik ellerinden bekleyip görmekten fazlası gelmiyor.